Pazarlama uzmanları bir ürünün maliyeti ve satış ücreti arasındaki bağıntıyı Q eşittir eksi 30 S artı 800 olarak belirlemişler. Burada S satış fiyatını, Q ise satılan miktarı belirtiyor. Eğer ürünün üretimi 20 lira tutuyorsa, yıllık kazancı optimize edecek satış fiyatı ne kadardır? Yıllık kazanç, yıl içinde kaç tane satıldığı çarpı satış fiyatından maliyetinin çıkarılmış hali olacak. Bu durumda bu 20 lira ediyor. Yani eğer iki tane ürün satarsak, Q eşittir 20 ve bunları tanesi 25 liradan satarsak, tane başına 5 lira kazanacağız. Çünkü her birinin üretimi 20 lira ediyordu değil mi? Yani 25 eksi 20 eşittir 5. İki ürün sattığımızdan 5 çarpı 2, yani toplamda 10 lira kazandık. Peki bu kazancı nasıl yükseltebiliriz? bize satış miktarı satış ücreti cinsinden bir fonksiyonla verildi. Yani kazanç denklemini satış ücreti cinsinden belirtebiliriz. Q gördüğümüz yere eksi 30 s artı 800 yazabiliriz. Şimdi bunu biraz daha anlaşılır hale getirelim. Bu denklem bize diyor ki, eğer satış ücreti artarsa burası daha küçük bir negatif sayı olacak. Ve satılan ürün sayısı denkleme göre azalacak. Eğer gerçekten bu denkleme inanacak olursak, o zaman satış ücretini sıfırlarsak, yani bedavaya verirsek, en fazla 800 adet satabileceğim söyleniyor. Mükemmel bir örnek olmayabilir ama bu sorunun çözümü için bu denklemi kullanacağız. Hadi kullanalım. Eğer eksi 30s artı 800'ü q gördüğümüz yere yazarsak, eksi 30s artı 800 çarpı s eksi 20 elde ederiz. Bu satış ücreti cinsinden kazanç denklemi. Şimdi buraya dikkat. Buradaki şey Q. Yani bütün bu ifade aslında Q. Buradaki ifadenin tamamını şurasıyla çarpıyoruz. Çarpalım bakalım. Şimdi eksi 30 s çarpı, içeriye dağıtırsak, eksi 30 s çarpı s eksi 20 Buradaki bütün terimi alıyoruz. Öncelikle bu terimi eksi 30 s ile çarpıyoruz. Sonra 800 ile çarpıyoruz ve bütün hepsini topluyoruz değil mi? Bu çarpım bunun üzerine eksi 30 s kare artı eksi 30 s çarpı eksi 20'den 600 s olacak. Sonra 800 çarpı s yani 800 s ve 800 çarpı eksi 20'den eksi 16.000 elde ettik. Şimdi daha sade bir şekilde yazmak için 600s ve 800s'yi toplayalım. Eksi 30s kare artı 1400s etti. 600 ve 800. Eksi 16000 elde ettik. Ve şimdi kazancımızı satış ücreti değişkenine bağlı bir fonksiyona dönüştürdük. Bu aşağı doğru açılan bir parabol oldu ve bunu da ikinci dereceden terimin kat sayısının eksili olmasından anlayabiliyoruz. Şimdi eğer bunun grafiğini çizecek olursak, şimdi x ekseni satış ücreti olacak şekilde grafik bunun gibi görünecek. Bu satış ücretine bağlı kazanç fonksiyonu. Buna benzer bir şey gibi görünecek. Denklemin hatasız grafiğin nasıl görüneceğini bilmiyorum ama en azından aşağıya doğru açılacak, o kesin. Yapmak istediğimiz kazancın en fazla olduğu noktayı bulmak. Bulmak istediğimiz şey bu grafiğin maksimum noktası. Bunu işlemle yapabilirsiniz ya da sadece parabolün tepe noktasını bularak da yapabilirsiniz. Ayrıca tepe noktası formuna sokarak da bulabilirsiniz ama bence en kolay yolu grafiğin x eksenindeki yani s eksenindeki tepe noktası koordinatını eksi b bölü 2a formülünden bulmak olacak. Eğer eksi b bölü 2a'nın ne olduğunu bulmak istiyorsak b terimi burası, a ise burası olacak. Yani eksi 1400 bölü eksi 60. Eksiler sadeleşir. Payı ve paydayı 10'a bölelim. 140 bölü 6 oldu. Şimdi payı ve paydayı 2'ye bölelim. Böylece 70 bölü 3 elde ederiz. Şimdi 70'i 3'e bölelim. 7'de 3, 2 kere var. 7 eksi 6, 1. 0'ı aşağıya indirelim. 10'da 3, 3 kere var. 10 eksi 9 eşittir 1. Virgül koyup 1'in yanına yine bir 0 getirdik. Sanırım bunun nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Sonucumuz 23,3 devirli çıktı. Bunu bölmeye devam ettikçe 3 gelmeye devam edecek. Uzun uzun yazmaktansa 3'ün devrettiğini söylüyoruz. Bunu en yakın para birimine yuvarlamak istersek 23 lira 33 kuruş diyebiliriz. Bu yıllık optimum kazancımız.